Merhaba oksijenlerim. Bugünkü konumuz koronanın ruh sağlığımız üzerindeki etkisini değerlendireceğiz. Peki korona krizi zihinsel sağlığımıza ne gibi etki yapıyor ve bu etkiyi kendimiz nasıl azaltabiliriz? Caddelerde gezdiğinizde ortalama her bir ön kapının arkasında korona ile baş etmenin farklı bir yolunu arayan insanlar bulacaksınız. Bu farklı yollarla birlikte bu içeri kapanma ve yeni norm bazı insanlara çok zor geldi. Başka bir kapı arkasında ise saplantılı bir şekilde haberler kontrol ediniyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Maalesef bu eve kapanma ve ön kapının arkasında neler olup bittiğini, hatta bazen çekilmez durumların var olduğunu biliyoruz. Bu durumlardan dolayı insanlar depresyona girebilir ve içine kapanabilir ya da hayal kırıklıklarını dile getirebilir. Sonra anlaşmazlığa, belki de saldırganlığa geçerler. Koronadan önce de bu durumlar vardı ama bunlar aynı zamanda mevcut krizin riskleri olduğu gerçeğini unutmamamız lazım. Örnek verecek olursam, tatile gittiğinizde insanlar küçük bir kapalı alanda birlikte kamp kurduklarında tartışmalar o zaman da büyütülüyordu. Tatilden hemen sonraki dönemde birçok boşanma gerçekleşiyordu. Her halükarda şimdiki dönem daha sıkıntılı ve daha büyük bir yıkım yaratıyor. Belki de bu yıkımı senelerce insanlar üzerlerinden atamayacak. Neden mi? Çünkü günlük rutinimiz alt üst oldu. Bazı insanların bu duruma artık dayanamadığı kesin ve bu insanlar maalesef çok zor süreçlerden geçiyorlar. Koronadan dolayı ekonomik sonuçlardan kaynaklanan sosyal güvenlik kaybı veya bir risk grubuna dahilseniz enfekte olma korkusu da ruh sağlığı açısından sonuçlar doğurabilir. Tıpkı sosyal bağlantıların kaybı gibi. Korona maalesef kapıların arkasında var olan fakat dışarıya yansımayan ve şiddetle artan öfke ve kafa karışıklığı veya travma sonrası stres semptomları gibi insanların psikolojik refahı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. Karantina ne kadar uzun sürerse psikolojik refahın ihlali o kadar büyük olur. Yani psikolojimiz artık ister istemez yokuş aşağıya gider. Karantina sırasında strese neden olan faktörler arasında can sıkıntısı, maddi kayıp, dış dünya tarafından damgalanma, ne yapılacağı ve ne yapılmayacağı veya zor durumun ne kadar süreceği konusunda kafa karıştırıcı bilgiler de yer alır. Hatta bazı araştırmalar karantinanın uzun vadede psikolojik sağlığını da olumsuz etkilediğini gösteriyor. Hepimiz, aslında tüm dünya bir kara deliğin içine düştü diyebiliriz. Tabii ki korona bazı insanlara ilham kaynağı oldu. İnsanlar farklı farklı yaratıcı fikirler üretti. Korona krizi insanlara sadece acı çektirmediğini düşünmüyorum. Aslında şöyle de diyebiliriz. Bu krizi boşa harcamayalım ve yenilikçi olmaya ve dirençli olmaya kendimizi zorlayalım. Ancak bir krizin insanlarda en iyiyi ortaya çıkardığı fikrine de tam olarak katılmıyorum. Çoğu insan için oldukça zordur. İnsanlar farklı farklı ve bu krize farklı tepkiler verir. Örneğin biri dengede kaldığında diğeri onu kaybeder. Bu psikolojik dayanıklık veya dayanıklılık ile ilgilidir. Dirençlilik kavramı aslında nedir? İşte bu herkese göre farklı olduğu için ölçülmesi ve aynı zamanda açıklanması da zordur. En dirençli insanlar genellikle güçlük bağlara sahiptirler. Aslında hepimiz doğuştan bir takım özellikleri var ve doğumdan itibaren deneyimler kazanıyoruz. Bu ikisini çarparsanız burada da şimdi zorluklarla belirli bir şekilde başa çıkarsınız. Psikolojiden dirençli bir kişinin farklı durumlarda duygularla baş etmenin farklı yollarına sahip olduğunu biliyoruz. Örneğin sosyal destek almak, başkalarına yardım etmek, kendinizi bir süre izole etmek.
Stres arttıkça bu çeşitli davranışları sergilemek de daha zor hale gelir. İnsanların çoğu zaman açlıkları bir baskın yanı vardır. Bu yüzden başkalarına yardım edin ve böylece de kendinizde huzur bulun. Yani bu şekilde kendi huzursuzluğunuzu unutun. Peki bu krizde nasıl zihinsel olarak dirençli kalabiliriz? Ritim ile. Ritim insanlara rehberlik sağlar ve insanların kriz zamanlarında buna ihtiyacı vardır. Onun için zihinsel dayanıklılığın çok önemli olduğunu diyebilirim. Ancak gerçekten temel bilgilerle başlamanız gerekiyor. Örneğin duş alın, sağlıklı beslenin, egzersiz yapın, kendinize günlük ve haftalık bir program oluşturun. Eğer bir işiniz yoksa bir hobi arayın, çizmeye veya müzik yapmaya başlayın, yoksa endişeleneceksiniz. Yapacak çok şeyiniz olmazsa bile kendinize hedefler belirleyin. Bir saatlik bir hedef olsa bile ne kadar küçük olursa olsun hayatınıza anlam katıyor. Bir günü anlamlı bir şekilde atlatmak hayatın birinci gerekliliğidir. Sağlığın başkalarıyla bağlantı kurmakla ilgili olduğunu unutmayın. Örneğin insan başkalarıyla bazı temaslarda büyür. Her zamankinden daha zor olsa bile buna bakın. Başkalarına yardım etmenin depresif semptomları azaltabileceğini gösteriyor. Oksijenlerim, haberlerin kölesi olmayın. Haberlere köle olmamanız akıl sağlığınız için çok önemli. Umarım insanlar Facebook akışlarında dürtüsel bir yanıt makinesine dönüştüklerinde bunu fark ederler. Bunu bırakın. Bu korona hakkında okumayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Sadece belirli zamanlarda haberleri okuyun. Sürekli etraflarındaki tehditlerle ilgilenenler daha endişeli hale gelir. Meslekleri için sürekli virüsle çalışan kişilerin buna gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Gazetecileri ve hemşireleri düşünün. Bütün akşam haberleri izlemek yerine akşamları başka bir şeyle ilgili bir kitap okumalıdırlar. Ayrıca dolaşımda çok sayıda sahte haber var ve görüşler ve gerçekler karıştırılıyor. Güvenilir bir haber aracı seçin ve onu dikkatlice takip edin. Bu kendi kendinize yardım ipuçları serisinin sonunda gösterdiğiniz esneklik derecesinin yalnızca size bağlı olduğu bir efsanedir. Özellikle bir krizde dayanıklılık son derece bağlara bağlıdır. İnsanlar birbirini tanıyor, çözümlerle birbirlerine ilham veriyor ve bu da bir tür kolektif direnç yaratıyor. Aslında Hollanda bireyci toplum olmasına rağmen insanların bu dönemde birbirlerine her zamankinden daha fazla uyum sağladığını görüyoruz. Türkiye ise bireyci toplum değil, birbirine yardım eden bir toplumdur. Onun için birbirinize destek olun ve bu zor günleri bir an önce atlatın. Oksijenlerim, hepimize karantinasız bir hayat olmasını diliyorum. Videomun sonuna geldik. Videolarımı düzenli takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.